Uzaya asansörle çıkmayı sağlayacak fantastik proje. Uzay asansörü. Uzay asansörü, bilim kurgu romanlarından esinlenen ve günümüzde bilim insanları tarafından ciddi şekilde araştırılan bir kavramdır. Bu proje, dünya yüzeyinden uzaya yük ve insan taşımak için devrim niteliğinde bir ulaşım sistemi geliştirmeyi hedefler. Uzay asansörü, maliyetleri ve teknik zorlukları büyük ölçüde azaltarak uzaya erişimi daha yaygın ve ekonomik hale getirebilir. Aynı zamanda uzay köprüsü, yıldız merdiveni ve yörünge asansörü olarak da adlandırılır. Daha önce yayınladığım Shorts videosunda uzay asansörü projesini bir dakikaya sığdırmaya çalışarak çok fazla ayrıntıya girmeden yüzeysel bir video hazırlamıştım. Bu videoda ise uzay asansörü projesi hakkında daha kapsamlı bilgilere yer verdim. Uzay asansörü fikrinin tarihçesi. Uzay asansörü fikri, tarihte birçok kişi tarafından farklı zaman ve yerlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmiş gibi görünüyor. İlk modeller, 19. yüzyılın sonlarında iki Rus bilim adamı tarafından ortaya atıldı. Konstantin Tsiolkovski, 1895 tarihli Dreams of Earth and Sky adlı koleksiyonunda yerçekiminin üstesinden gelmenin bir yolu olarak yıldızlara ulaşmak için devasa bir gökyüzü merdivenini zihninde canlandırdı. Bundan onlarca yıl sonra, 1960 yılında bağımsız olarak Rus mühendis Yuri Artsutanov, daha güvenli ve daha iyi bir ulaşım sağlamayı amaçlayan, yörüngedeki bir uydudan ekvatordaki bir çapaya bağlanan bir uzay asansörü denilebilecek kozmik demiryolu konseptini geliştirdi. Yine başka bir zamanda, 1966 yılında İngiliz havacılık mühendisi ve uçak tasarımcısı John Owen Isaacs ve meslektaşları, dünyaya uzanan bir kabloya sahip, sabit yörüngede bir uydu öneren Skyhook, Türkçesiyle gök kancası fikrini tanıttılar. Ancak gök kancası mantığının uzay asansöründen çok daha farklı bir işleyişi var. Başka bir videoda gök kancası projesi için detaylı bir video hazırlayabilirim. Uzay asansörü konsepti, Amerika'ya 1975 yılında ulaştı. Bilim kurgu yazarı ve fütürist olan Arthur Charles Clarke'in kongre önünde yaptığı bir konuşmasından esinlenen Amerikalı mühendis ve uzay bilimcisi Jerome Pearson bu fikri araştırmaya başladı. Jerome Pearson, NASA ve Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nda mühendis olarak çalıştıktan sonra malzemeleri alçak dünya yörüngesine taşımak için dünyanın dönme enerjisinden yararlanmayı amaçlayan bir yörünge kulesi tasarımı geliştirdi. Bu tasarımda uzay asansörünün uzaydaki en uç kısmının 144 bin kilometreye uzatılmasını önerdi. Asansörü inşa etmek binlerce uzay mekiği yolculuğu gerektirecekti. Uzay uçuşunun alternatifi olarak uzay asansörü fikrini araştırmak isteyen çok sayıda uzman 1999'da NASA konferansında bir araya gelerek bu konuyu tartıştılar. Konferans sonrasında kablonun malzemesi ve bakımı gibi endişeler nedeniyle projenin en az 50 yıl daha inşa edilemeyeceği sonucuna vardılar. Uzay asansörünün yapısı. Uzay asansörünün yapısı, dünya yüzeyinden jeosenkron yani yer eş zamanlı yörüngeye kadar uzanan bir kablo ve bu kablo boyunca hareket eden asansör kapsüllerinden oluşur. Öncelikle yer eş zamanlı yörüngenin ne olduğunu açıklayalım. Yer eş zamanlı yörüngeler, dünya etrafında dönen 35.786 kilometre irtifaya sahip dairesel yollardır. Uzaydaki uyduların dünyanın etrafında dönmesi için sonsuz sayıda yörüngesi vardır. Fakat bu yörüngeler dünyanın dönüş hızıyla eşit şekilde dönüşü sağlamıyor. Ancak öyle bir mesafe var ki, yer eş zamanlı yörünge veya jeosenkron denilen bu mesafede bulunan bir uydu, dünya yüzeyindeki belirli bir noktanın üzerinde sabit bir konumda kalır. Diğer bir deyişle, uydunun bulunduğu konum, dünyanın dönüş hızıyla eşit hızda döner. Yani uydu dünyanın hep tek bir noktasına bakarak dünya ile sabitlenir. İşte bu jeosenkron yörünge, bir uzay asansörünün uzaydaki en uç noktası için adeta biçilmiş kaftandır. Uzay asansörünün ana bileşeni biraz önce dediğim gibi, yüzeye sabitlenen ve uzaya uzanan bir kablo olacaktır. Dünya tabanlı bir uzay asansörü, bir ucu ekvatora yakın yüzeye, diğer ucu sabit yörüngenin ötesinde, yani 35.786 kilometre yükseklikte, uzayda bulunan bir karşı ağırlığa bağlanan bir kablodan oluşacaktır. Uzay asansörünün dünyaya bağlı olan alt ucu, yüksek yerçekimi kuvveti nedeniyle sistemi kendine çekecektir.
Üst ucunda ise daha güçlü olan yukarı doğru merkez kaç kuvveti, kablonun dünya üzerinde tek bir konumda gergin ve sabit tutulmasını sağlayacaktır. Buna günlük yaşantıdan şöyle örnek verebiliriz. Ucunda ağır bir cisim olan bir ipi, kendi etrafınızda hızla döndürmeye başladığınızda, ipin ucundaki ağır cisim dışarı doğru savrulmak isteyecektir. Aynı zamanda siz de ipi tutarak bir nevi kendinize çekerek ipin ucundaki cismin savrulmasını engellediğiniz için o ip çok gergin olacaktır. Tıpkı bir sopa gibi dümdüz ve sert hale bürünecektir. Bu örnekte ip çok kısa olduğu için herhangi bir sorun olmaması normal. Ancak uzaya uzanan bir ip için aynı şey geçerli olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Videonun devamında bu sorunları da ele alacağız. Uzay asansörü projesinde kablonun veya ipin uzaydaki ucu bir uzay istasyonu sayesinde gerginleştirilecek ve tırmanıcılar adı verilen mekanik araçlarla yükler veya insanlar büyük roket kullanmadan çok az masrafla uzaya çıkıp tekrar dünyaya dönebilecekler. Uzay asansörü ile ilgili ilk somut çalışma. Uzay asansörü için ilk somut çalışmalara Japon şirket Obayashi Corporation başladı. Dünyanın en yüksek kulesi olan Tokyo Skytree'yi inşa etmesiyle bilinen Obayashi Corporation, uzayın 96 bin kilometresine ulaşacak bir uzay asansörü projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 2025'te hayata geçirilecek 100 milyar dolarlık projenin 2050'den önce tamamlanması bekleniyor. İnsanları ve nesneleri roketlerle uzaya fırlatmak son derece pahalı bir uygulama. Örneğin NASA, 4 Artemis Ay misyonunun fırlatma başına 4.1 milyar dolara mal olacağını öngörüyor. Bu sorunun nedeni roket denklemi. Uzaya gitmek çok fazla yakıt gerektiriyor. Ancak yakıt ağır olduğu için bu da ihtiyaç duyulan yakıt miktarını artırıyor. Uzay asansörünün ilk amacı da roket veya yakıt ihtiyacını ortadan kaldırmak. Bazı tasarımlara göre uzay asansörleri, yükleri, tırmanıcı adı verilen elektromanyetik araçlarla yörüngeye taşıyacak. Uzay mekiği kullanmak, kargoyu uzaya taşımak için kilogram başına yaklaşık 22 bin dolar tutuyor. Uzay asansörü için bu ücret tahmini yaklaşık 200 dolar. Uzay asansörü projesinde manyetik doğrusal motorlarla çalışan robot arabalar, roketlere harcanandan daha düşük maliyetle insanları ve kargoları yeni inşa edilen bir uzay istasyonuna götürecek. Böylece uzaya varmak 7 gün sürecek. Uzay asansörü uzun süredir konuşulan bir kavram olmasına rağmen, bir yapı mühendisliği ürünü olarak projenin önünde birçok engel var. Şirketin teknoloji oluşturma departmanından Yoji Ishikawa, gelecek yıl inşaata başlamayacaklarını ama şirketin şu anda araştırma ve geliştirme, ortaklık kurma ve tanıtımla meşgul olduğunu söyledi. Sorunlar. Bir uzay asansörü inşa etmenin önündeki en büyük engellerden biri de kablonun veya ipin neyden yapılacağı. Eğer asansör çelik gibi tipik malzemelerden yapılırsa, maruz kalacağı gerilime dayanabilmesi için kablonun çok kalın olması gerekir. Ama ne yazık ki dünyada bu kadar çelik bulunmuyor. Ishikawa'nın raporu, Obayashi Corporation'ın karbon nanotüpleri kullanabileceğini öne sürdü. Nanotüpler çok güçlü olmalarına rağmen aynı zamanda çok küçüktürler. Çapları metrenin milyarda biri kadar olur. Ishikawa'nın raporuna göre, nesnelerin dünyanın dönüşüyle senkronize kaldığı jeosenkron yörüngeye ulaşırken düzgün bir şekilde dengelenebilmesi için ipin en az 35 bin kilometre uzunluğunda olması gerekiyor. Ishikawa, bunun yerine araştırmacıların tamamen yeni bir materyal geliştirmeleri gerektiğini söylüyor. Malzeme ne olursa olsun, uzay asansörü konusunda hala başka sorunlar mevcut. Örneğin bir uzay asansörünün ipinin inanılmaz gerilim altında olacağı için kopmaya yatkın olabileceği söyleniyor. Bir yıldırım çarpması, uzay asansörünün ipini veya kullanılacak kablo gibi malzemeleri buharlaştırabilir. Kasırgalar ve musonlar gibi dikkate alınması gereken başka hava koşulları da var. Uzay asansörünün büyük bölümü, atmosferin dışında, uzayda olacağı için meteor çarpma riski var. Ayrıca kozmik ışınlardan ve güneşin zararlı ışınlarından nasıl korunacağı da merak konusu. Ayrıca kablonun uzaydaki en uç kısmından, yani uzay istasyonuna bağlı olduğu yerden kopması durumunda dünyaya doğru düşer ve dünyanın etrafına sarılarak milyonlarca insanı ve sayısız yapıyı yok etme riski var. Eğer kablo dünyada bağlı olduğu yerden koparsa, uzaydaki en uç kısmındaki uzay istasyonunun savrulmadan dolayı uyguladığı güç sayesinde asansörün uzayın derinliklerine doğru yükselmesi söz konusu.
Sizce bu proje bilim kurguyu süsleyen bir hayal olarak mı kalacak, yoksa gerçekleşmesi mümkün mü? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.